Hepinize merhaba arkadaşlar. Köklü bir değişikliğe merhaba. Bunun nedeni malum ben bir abinin hikayesini öğrenmeye çalışıyordum. Nerezest midir, Nezerest midir, her ne kararsıysa onun hikayesini öğrenmeye çalışıyordum. Ama ben onu öğrenene kadar çarşı pazar bayağı bir karıştı. Bunun nedeni de şundan kaynaklı. Bunlar kayboldular haritadan. Adamlar şaka maka iflas bayrağını çektiler. Yok olup gittiler. Onların krallığını sürdürebilmek için birazcık da erken sapadım işlemleri halledebilmek için. Tekrardan oyuna başladım. Zaten ufak tefek yaptığım hatalar da vardı. Bunun da hem önüne geçmeye bir nebze de olsun tekrar bir şansım oldu. Bir tanesi şu, bu yaptığım hatalardan. Ben klandan bir tane üyeyi gittim. Ne yaptım biliyor musunuz? Aga dedim, sen bizim sancağımızın adamısın. Git sağda solda bir takıl bakayım ne olacak. Ben bunu bir yaptım, adam bir ordu yapmaya başladı. Benim ordumdan daha fazla gideri var adamın. Ve adamın en ufak kazancı yok bana. Sürekli gider, sürekli gider. Bu gider bana da fazla gider oldu. Dolayısıyla dedim, bu böyle olmaz. O birliği dağıtayım. Tabii o birliği dağıtana kadar benim bütün askerler maskerler de yalan oldu. Dolayısıyla ben tek başıma... Bir orada esir düşüyorum, bir orada esir düşüyorum. Önüne geçen musallat oluyor, beni yanına çekiyor. Gel kardeşim, bir günde bizde takıl diyor. Böyle olunca dedim yeter lan. Ben size mi uğraşacağım ya? Yeniden başlarım hikaye. Yaptığım hataların dersini çıkartırım. Yoluma devam edelim dedim. Ve bu Nerezerest midir, Nerezest midir, her ne karınarsıysa onun hikayesini öğrendim. Kısa bir süre içerisinde. Bunu öğrenmek bayağı bir zor. Bunun nedeni de yani... Örnek veriyorum, bu krallığa soruyorsunuz. Aga ben bilmem, git buna sor diyor. Ulan senin adamın bilmiyor mu? Ben bu adamın yerini nereden öğreneceğim? Adama gidiyorum. Mesela birliğindeki derebeylerine, boylarına. Soruyorum. Aga diyorum, bu burada mı? Biliyor musun? Benim bir bu konu hakkında diyor bilgim yok ki diyor. Sen diyor boşa geldin bana. Git kime soruyorsan sor. Ama diyor öğrenmek istiyorsan diyor kardeşim. Hani bak bunun yerini bilmeyebilirim ama diyor. Ben sana diyor bunun yerini söyleyebilirim. Ulan ben boşuna mı çıktım haritanın bu tarafına? Akıl var, mantık var. Nerede? Adamın nerede oğlum? Bana adamını söyle. Ama söylemiyorlar. Dolayısıyla bir oraya bir oraya bir oraya bir oraya koşturmaca derken yaklaşık olarak nereden baksanız yazın 3. gününün 1085 yılına geliyoruz. Sinir bozucu bir görev. Sinir bozucu görev ve başlangıçtan böyle problemin olması büyük sıkıntı, çünkü herkes birbirine düşman, herkes birbirine saldırıyor. Peki bu adama karşı millet ne düşünüyor? Yarısı küfür ediyor, yarısı da güzel bir şekilde ağırlıyor. Ama artık biz bize düşeni yapmamız lazım. Tabii ki öncelikle karakterimde değişiklik olduğunu sizlere söyledim, dile getirdim. Bu değişiklik gördüğünüz gibi tamamen kervan üzerine kurulu bir sistemden ibaret olacak. Peşin peşin belirteyim. Şu anlık yavaş yavaş kendimi geliştirmeye başladım. Atıcılık konusunda, kılıç kalkan konusunda, ama en büyük özelliğimiz cazibemiz, aşkımız. Şaka şaka, aşkımız falan değil ya. İnsanları daha çok rahat etkileyebiliyoruz ve bu etkileme sayesinde daha fazla popülarite sahibi olabiliyoruz. Dolayısıyla buradan kazanacağımız özellikler bizim diğer özelliklerimize yansıyacak. Böyle bir plan içerisine girdik. Zaten bir İşlem daha yaparsak, bir sohbet muhabbet daha yaparsak cazibemizi bir tık daha artıracağız. Ve bu sefer savaşlardan %20 daha fazla ün kazanmaya başlayacağız. Bu bizim için çok büyük bir artı. Bunu belirteyim. Liderlik konusunda birazcık geriye düştüm. Bunu da söylemem gerekiyor. Ama hiç problem değil. Halledeceğiz, çözeceğiz. İçiniz rahat olabilir. Şöyle inventory'yi sizlere göstereyim. 46 birlik alma potansiyelim var ama 30 benim için ideal dedim. Gerçi dışarıda da şu an bazı askerlerim var. Onlar görev yapıyor. Onlar birazdan gelecek. Klan durumunu şöyle sizlere gösterdiğim zaman klan seviyesinin level atlamasına yaklaşık olarak gördüğünüz gibi kaç puan var? Hesap edin. 21 puan var. O 21 puan gelecek. Geldikten sonra klan seviyemiz yükselecek ve yükselir yükselmez benim burada birlik oluşturma şansım olacak. Dolayısıyla bunu ben pek yapma gereği duymuyorum. Ben kervanlara yönelme peşindeyim ama bakalım işte iş nasıl olacak, nasıl edecek bilemiyorum. Yavaş yavaş gidelim. Fazla uzatmayalım. Bu ablanın evine.
bir görüşelim onunla. Diyelim, ablacığım sen kimsin? Bana bir anlat. Nedir senin problemin? Çözelim. Ama... ablamın sesi var. Ablam, senin sesine kurban be. Senin sesine kurban. Şimdi... Ne alaka? Sancak bayrağımız mı değişecek? Sancak bayrağımız değişecek. Ama ben bayramdan memnundum ya. Gerçi bizimki klan bayrağıydı. Sancak bayrağı değildi ama aynı anlama çıkıyor sonuç olarak. Biraz daha zorlasak. Tamam ablam, ben bu işi halledeceğim. Bu işi halledeceğim de. Ben genelde yok etmek için kullanırım yani. Öyle dostluk, barış marış bize pek de uğramaz. Ulan desene sen bunun sırdaşıydım diye bana. Bu da ayak yapıyor abi bize. Vallahi. Biliyorum biliyorum, az puş değilmiş arkadaş. Sağ olsun 10 kişiyi geze geze zor da olsa öğrendik. Her türlü pıştık, ibnelik, sersellik var. Adam gaddar. Ama şöyle bir şey var. Ben bunu kurtarma içerisinde, planları içerisinde olmayacağım arkadaş. Ben kendi krallığımı kurmak istiyorum ya. Benim niyetim o. Öyle bir şey yok mu? Öyle bir seçeneğimiz yok mu bizim? Allah Allah. Bana ne bundan ya? Bana ne ya? Neyse, ablam ben gidiyorum. Kendine iyi bak. Benim bir görevim daha vardı. Ben gideyim onun yanına. Neredeydi bu? Epikrotio. Yo. O abla orada. Dur, ben buraya geleceğim. Ben işaretlemiştim çünkü bunu. Şimdi arkadaşlar. Çarşı pazar karışacak. Bunun nedeni de şu. Ben birazcık para depoladım. Elimden geldiğince tabii ki sizlere de olan biteni göstermek istiyorum ama hani çarşı pazar karışacak derken yalan söylemiyorum. Ne demek istediğimi zaten birazdan anlayacaksınız. Şu an neredeyse bütün devletler birbiriyle düşman. Dolayısıyla büyük bir sıkıntı oluyor. Büyük bir arbede gerçekleşiyor. Her köyde yağmalama var. Yavaş yavaş bizim de buna el atmamız gerekli. Bizim de gerekli çünkü böyle çapulculardan 3-5 altın ala ala bu işler olmaz. Biz birilerine düşman olmamız lazım. Değil mi çocuklar? Savaşmamız lazım. Siz zaten iyisiniz. Keyifler gıcır. Okçulardan vazgeçtim. Okçular tırt ya. Ulan okçuların Allah belasını versin. Hani versin yani. Vermesin falan demiyorum. Direkt versin abi. Yani okçuların kendine en ufak hayrı yok. Çapulculara düşüyor ya. Lan okçu dediğin çapulcuya düşer mi arkadaş? Değil mi kardeşim? Hani seni o adamın alması lazım. Seni avlaması lazım. Yalnız gece körü müyüz neyiz? Ben hiçbir şey görmüyorum ya. Siz nereden görüyorsunuz? Hani random atıyorum ben okları ama tuttuğu kadarıyla artık. Yani çok büyük problem. Yanlış anlamayın, çaktırmayın. Level kasıyorum şu an. Yani okçular hiçbir şekilde işlevselliği yok. Hani öyle söyleyebilirim. Belki arbelatçılar bir tık daha iyidir ama hani gördüğüm kadarıyla baya bir okçular vasıfsız olmuş oyunda. Hani zırhları aşma konusunda aşırı kötüler. Belki ben başlangıçta olduğum için böyle olabilir. Emin de değilim. Hani ne yalan söyleyeyim. Ama pek de tatmin edici bir sonuç alamıyorsunuz. Bunu peşin peşin belirteyim. Kardeşim siz de artık yavaş yavaş rica ediyorum, bak son okum kaldı. Bizim kızanlar geliyor size. Ben de geleceğim sizlere. Al abi al. Al kardeşim al. Al. Arayalım beni, arayalım, hiç sıkıntı yok. Hiç problem yok. Benim kızanlar birazdan sizi paramparça edecek. Benden demesin. Parçalayın da şunları. Ben yoruldum. Darısı size. Geri kalanı da size. Bitirin lan işlerini. Gerçi kaçanların ben ufak tefek arkalarından alayım. Sonuçta daha silah tutma kabiliyetimin olmadığını hesaba katarsak kendimizi azıcık da olsun geliştirmemiz lazım. Ama azıcık. Çok fazlaya gerek yok. Aferin çocuklar, süper savaştınız. Mükemmelsiniz. Mükemmel. Hiçbir şey yapmadılar ama olsun. Yine de işimizi gördüler. Şimdi yavaş yavaş şunları alalım. Bunları alırken bir yandan da benim yaptığım en büyük hata şuydu arkadaşlar. Ben bunları almıyordum malum. Buradan sonra bunları da alacağım. Çünkü onlar birikiyor, birikiyor, birikiyor.
enfes bir para veriyor. Ben o parayı almak yerine mal gibi bırakmayı tercih ediyordum. Dolayısıyla çok büyük de bir zarar ediyordum. Artık o zararın da önüne geçmeyi başardım. Bu arada olabildiğince kervan olarak demesem de şöyle desem ben onu sizlere. Birliğimde yük beygiri. Evet, yük beygiri, yanlış duymadınız. Alabildiğim kadar almaya çalışıyorum. Çünkü çok büyük bir artısı var. Yani zaten siz onu dile getirmiştiniz. Ben de zaten ufak tefek onu yapıyordum ama baya baya işlevselliği var. Yani önüme gelene geçene salça oluyorum. Ondan veli nimetleri topluyorum. Ondan sonra toplu halde gidiyorum satıyorum. Güzel de kar yapıyorum. Kardeşim ya öbür lavuk, pardon ablam dedi ki ya dedi sen imparatorluğa yardım edeceksin. Ben imparatorluğa yardım etmek istemiyorum. Hani şunu belirteyim. Parçalar mı? Ne parçası be? Oho. Tamam. Ya hep efsane zaten bunlar. Hep efsane. Siz yeni efsaneyi bilmiyorsunuz. Öğreneceksiniz de. Şimdi sana bir şey diyeceğim ben ya. Bu parçaları bulmak da konuşma kadar zor olur mu? Bayır. Alabilirsin diyor. Kimden alacağız oğlum? İngilizce konuşuyorum. Ben anlamıyorum ki. Ben de yok İngilizce. Tamam. Buna da okey. Hacı ben imparatorluğa bağlı olmayacağım yalnız bak. Benim öyle bir derdim yok. Ben imparatorluğun yıkıldığını görmek istiyorum. Evet bunu istiyorum. Bunu yapacağız. Tamam. Anlat anlat. Sen bana bildiklerini anlat oğlum. Bana bildiklerini anlat. Hızlı bir şekilde anlat. Rica ediyorum. Tamam. Faydalan. Sen benden faydalan. Ben de senden faydalanayım. Her şey karşılıklı. Sonuçta ya. Hani. Şimdi bu bize bir yer söyledi. Nerede o? Galiba şurası. Umarım burasıdır. Tamam. Yavaş yavaş böyle biz imparatorluğu yıkmak için temelleri atalım. Yavaş yavaş bunu yaparken ünümüzü kasalım. Çocuklar siz direkt atağa geçin. Hani kılıç kalkansınız sonuçta yersiniz be bunları. Kim lan bunlar iki çapulcu iki haydut ya. Hatta ben de ufak ufak uzaktan bir dürtüm yapayım. Lan nasıl tutmuyor ya adamların önündeki ateşe gitti lan. Böyle tutman lazım. Lan dur ben atmayayım karambole gidiyorum bizimkileri vuruyorum ondan sonra benim çocuklar ölüyor ya. Kafadan vurmuşum 46 vurmuş. Lan ben kafadan yedim mi tek yiyorum ha. Neyse. Geliştireceğiz. Kısmetse kendimizi de yakında geliştireceğiz. Benim çocuklara baksana yardırdı gittiler. Ben mal gibi geliyorum arkalarından bunların. Her defasında aynı sahne. Her defasında aynı terane. Bunlar koşturuyor. Ben bunların arkasından gidiyorum. Ulan ben miyim lider? Bunlar mı? Belli değil. Ama yapacak bir şey yok. Onlar kendilerince liderlik vasfını tamamlamaya çalışıyorlar. E ben de onlardan ufak tefek faydalanıyorum. Şimdi eğri eğri doğruya doğru. Bak 35 vurduk. Yani kulak memesine geliyor sanırım. Gerçi bir tane tutturabildik. Ulan bir rüzgara hesap edemedik kardeşim. Bir sabit duruyorum bir hareket sen de bir karar ver be. Şunu alsan o da tutmadı. Galiba bu kısmı hallettik. Tamam şimdi duellocu manyaklar geliyor. Yapar mıyız? Yapmayız. Erkek adamla öyle duello meyello yakışmaz. Yakışmaz bak öyle gaza gelmeyin ama. Çekeriz kılıcımızı. Dağıtırız adaleti kardeşim. Bir hasar verdim. Oh mükemmel mükemmel. Ben var ya efsaneyim ya. Bir ne lan? Allah bir ne ya? Bu arada tekelli silahlar 61 seviyesine ulaştı diyor. Dalga mı geçiyorsun? Bu ne lan? Ben onu ne satarım biliyor musun? Abo, mükemmel. Vallahi mükemmel. Galiba görevi yaptık. Tamam. Şunla bir daha gidelim görüşelim.
Bu nasılsa buradaydı. Dibimizde. Hemen gideriz. Bir daha görüşürüz. Bu arada arkamdaki dayıda görev vardı. Şimdi dur lan, biz seninle görüşmeyeceğiz. Biz kimle görüşeceğiz? Aa, biz başkasıyla görüşeceğiz. Bu yarasıyla değil. Şu kalkanı ben bir satayım. Bu ne lan, 850 diyor. Lan 3000 gösteriyordun orada ya. Neyse. Şimdi bunlar duracak. Hemen şunları da iteleyelim. Bak bak bak, paralara bak. Paracıklara bak. Paracıklara bak. 1600 yaptı. Biz bunlardan faydalanmıyorduk ki. Neyse. Şimdik. Hacı sen neredesin? Oğlum ne ara oraya gittin? Daha demin buradaydın sen ya. Neyse tamam, geliyorum yanına, bekle. Ulan bir oraya bir oraya gide gide işte. Ondan sonra ne ordu kalıyor ne para kalıyor. Kardeş senin görevle sonra ilgileniriz ya. Benim acelem var şu an. Yanlış anlama. Ama sıra sana da gelecek. İçin rahat olabilirsin. Hepinize gelecek sonuçta. Bak bak bak, hareketlere bak ya. Bir oraya gidiyorlar bir oraya gidiyorlar. Yemin ediyorum var ya. Ben ömrüm hayatım boyunca bu kadar fethetmeye düşkün bir topluluk görmedim ya. Adamlar 300 kişi bir yere giriyor. Darbe yiyorlar. Sonra 300 kişi savunmaya çekiliyorlar. Ama bir sıkıntımız var. Çok büyük bir sıkıntımız var. Abla ben senin yanına geldim de seninle görüşmeden olmuyor mu o iş? Ama ben krallığın, imparatorluğun yıkılmasını istiyorum. Oğlum uzun zaman olmadı ya. Acaba ben buna desem ki ben imparatorluğu kurtarmak için o bayrağın, sancağın flamasını istiyorum desem. Gelir mi lan oltaya? Çünkü ben başka türlü sanki parçayı alamayacağım gibi. Ulan emin olamadım ha. Vallahi emin olamadım. Şimdi derim karambole imparatorluk için mücadele ederiz. Sıkıntı olur. Vallahi sıkıntı olur. Bu arada benim görüşmek istediğim bu değildi ki ya. Hacı sen buradasın. Burası benim dibim. Ama bu. Galiba biz bununla görüşeceğiz. Çaktırmadan he la he diyeceğiz. Hacı tamam, kurtarmak istiyorum ben. Tamam. Bütün parçaları ele geçireyim. Söz senin yanına gelmeyeceğim. Söz bak söz. Vallahi söz. Aha burası. Tamam. Üçüncü parçayı da şimdi bulacağız. Alacağız. Hemen. Ondan sonra ne yapıyoruz? İmparatorluğu yıkmak için ufak ufak adımlarımızı atıyoruz. Ama umarım sancak bayrağı güzel bir bayraktır ya. Ben kendi bayrağımdan vazgeçmek istemiyorum. Benimki güzeldi ya. Tek kafalı Grifolyon. Yani fena değildi aslında. Şimdi benim çocuklar gitsin işi bitirsin gene. İşte arkadan baksana, adam tek koyuyor geçiyor. Okçu böyle mi lan? 10 tane ok atıyor. Vurmuyor bile ya. Vallahi vurmuyor. İşin saçma yani, burada ok da çekmiyorlar. Dolayısıyla giderken patates oluyorsun. Kanka sen de bayağı bir yiğitsin ha. Önden gidiyorsun. Ulan adam saldırı yapıyor. Ben normal koşuyorum ya. Gene yetişemiyorum ya. Çok sinir bozucu bir şey. Kaç kişi var bu arada? 2 kişi kalmış. Dayı nereden geldin be sen? Ana heriflere bak, patikadan çıkıyorlar. Siz bu yolu vallahi benden iyi biliyorsunuz ha. Gerçi ben de burada cıbıldak cıbıldak geziyorum. Umarım hasta olmam yakında ama. Neyse. Kardeşim. Yakala bunu da yakala. Ah be, tutmadı. Lan nasıl vurmam lazım benim ona ama ya. Gece gece baskınlarda hiçbir şey görünmüyor ki arkadaş. Ok atıyorsun da nereye gitti Allah'a emanet. Kimsenin haberi yok nereye gittiğinden. Gel kardeşim gel. Hadi duello yapalım seninle. Şaka yaptım. Benim ordu seni bir patates... Oğlum bir tane vurdum. Allah'tan kork be. Şöyle gelsem... Aha 22. Tamam bu hasar bana yeter abi. Ben arkadan saplamayı tercih ediyorum. Aha seviyede atladım. Nasıl yargılayacağım var ya. Nasıl yargılayacağım birazdan. Seviye atladık da hiçbir halta yaramayacak ya.
Ne işe yarayacak seni? 1.9'un. Ulan diğer özellik de olsa var ya, iyi buradan biz bir şeyler yapacağız da. Neyse. Bu arada atlı, süvari, ondan sonra efendime söyleyeyim okçu. Bu tarz şeyleri yapabilmek için de bu at lazım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ben de söylemez. Sonradan vay efendim ben duymadım, ben bilmiyordum muhabbetleri falan olmasın. Bav ben senin yanına geliyorum. Öbürü bırak boş ver. Farklı kafayı yaşıyor. Ya gel bana yardım et mardım et diyor da hiç işim olmaz onunla ya. Ben güvenmiyorum arkadaş. Ben güvenmiyorum ona. Bu arada benim yavaş yavaş ufaktan aslında millete de salça olmam gerekli ama. Şimdi neye puan verdik? Buna puan verdik. Şimdi o zaman benim yapmam gereken ne olsun? Serserilik olsun, itlik olsun, çiplik olsun, puştuk olsun. Bunu yapalım, yağmalayalım. Artık yapmamız lazım. Yani sonuç olarak böyle şeyleri yapmamız gerekiyor. Bu arada yemek durumumuz ne alemde? İyi, 29 gün. Gıda çeşitliliğimiz de var. Herkes halinden memnun ya. Marangozum sen ne istiyorsun? Kalın daha Hacıttan'ın yardıma ihtiyacım var dedi o. Ya onlardan kurtulmak istiyorlar ya da onlara yardım etmek istiyorlar. İkisini de yaparız. Yani sonuçta ekmeğimizin peşindeyiz abi. Her türlü yaparız ya, problem yok. Kardeş senin olayın ne? Sen tüccarsın tamam. Tamam ben sana yardımcı olacağım. He. Tamam tamam hallederiz ya, tamam o kolay. Ben healer'ımı gönderirim. O gider healer'ı yapar. Yani. Al. Al senin olsun ya. Tamam senin iş halloldu kardeşim. Rahat ol, sıkıntı yok. O iş bizde. Biz bakıyoruz hemen o işe. Şimdi burada ufak bir ticaret yapacağım. Hemen bunu satacağım. O benim bir altıma yaramayacak çünkü. Yanlış anlamayın. Altta da inek var. Bu ineğin aslında şuralarda bir yerde olması lazım ama ona pek de yapamamışlar gibi. Şimdi ticaretimiz 26 seviye oldu. Bu güzel ama bir işe yaramadı. Benim cazibe yapmam lazım. Aslında cazibeyi nasıl yapabileceğimi çok iyi biliyorum da. Neyse. Şimdi dur lan, biz bu herifle konuşacaktık. Herifle konuşmadık, geri çıktık. Kardeşim. Neredesin? Ana bebe yok lan. Yanlış mı geldik la biz? Kanka senin burada olduğunu söylediler ama. Tamam. Marunt. Tamam, orası burası. Galiba buydu ya. Heh, bu dayı. Oğlum miğferi takınca hiç sana benzetemedim ha. Şimdi bak ben sancağın bütün parçaları topladım. Ne olacak? Güçlü bir izlenim yaratacak. Aynen aynen, bir efsanenin doğduğunu ben de görüyorum da. Umarım o sancak beyi benim bir tarafımda patlamaz be. Yalakalık yapıyorsun, seni sevdim kerata ama yalakalık yapanlar genelde 2 gün sonra beni anında satıyordu. O yüzden pek de tatmin olamadım ya niyeyse. Nasıl yıkacağız? Anlat bakayım lan. İlgimi çektin ha. Ha. Ben kendi krallığımı kuracağım. Ben onu istiyorum. Mesela tamam, bağımsızlığımızı ilan ederiz. Gün kazanırız. Adam toplarız. Hükmederiz. Tabii adam da haklı. Adam da haklı. Biz onları yapmadan adam bizi destekler mi? Desteklemez. Bizi adam yerine koyar mı? Koymaz. Sancak beyim diyor. Ya bir şey. Yerse. Yerse. Sancak beyim yerse. Ah ulan ah. Neyse. Şunları da yapalım. Aha. Yarım ay bir şey açıldı. Neyse. Çok ilgimi çekmiyor şu an.
Çok ilgimi çekmiyor. Bu görevler ne ya? Şimdilik. İmparatorluk karşıtı krallıklardan birini desteklememi sen önerdin. Önerdin de ben onu yapmak pek de niyeti içerisinde değilim. Klan rütbesini 3 seviye yapmam lazım. 100 asker topla, bir yerleşim alanına sahip ol. Agam, nereye ayıptır söylemesi eğiliyoruz? Biz faka bastık. Ulan bu 15'ten sonra hadi tamam level atlayacak. Öbürü 350 istiyor. Ben biliyorum onu. Görmüştüm. Öyle adamların peşinde koşarken sağa sola salça olunca otomatikman ben onu görmüştüm de çok fena patladık şu an. Oğlum o kadar kolay değil lan. Vallahi o kadar kolay değil. Bizim cazibe kasmamız lazım. Bunu yaparken ün kasmamız lazım. Ulan kimi görsek salça olacağız bu saatten sonra. Aha, Marunat. Dur lan dur, neredesin? Ha, o şehrin ismiydi, pardon ya. Lan kafa yandı bak. Adam öyle bir görev verdi ki köküne kadar sapladı yemin ediyorum. Yani yakaladığımızı bitireceğiz. Başka çaremiz yok arkadaşlar. Açık ve net ben sizlere söyleyeyim. Aga teslim olun ya da ölün. Vallahi sizle hiç uğraşmak istemiyorum. Direkt asker göndereceğim kafanıza. Hiç kusura bakmayın. Benim üne ihtiyacım var. Bu ün kolay kasılmıyor. Vallahi bu ün kolay kasılmıyor. Al burayı da. Devam. Şuraya gel. Hemen şuradan bir alışveriş yapalım. Ufak tefek ordumuza adam katalım. Aa, Batanyalılara geldik lan. Yok ben istemem bunlardan. Şimdi buradan biz ne yapabiliriz? Bunlar ne zaman dönecek bize? Tamam, adamlarım hemen geri dönecek. Oo, burada 6 gün var. Şimdi o zaman sıkıntı büyük. Şöyle gözümüze bir yer kestireceğiz. Mesela. Yeşiller. Evet, yeşiller. Yeşillerin burada ne işi var aga? He? Yeşillerin burada ne işi var? Bak onlar yukarıda. Yanımızdan geçler. Dur lan. Dur fazla geldik. Dur bak sen. Ulan nerelere gittik biz ya? Double click yaptım az gene. Neyse. Çok da şey yapmamak lazım. Ben o zaman buraya gidiyorum. Direkt hızlı, seri seri. Gidelim abi oraya. Ufak tefek artık bir serseriliğimize başlayalım. Bir köyleri yağmalayalım. Çok güzelsiniz çocuklar. İyi para getirdiniz. Tebrik ediyorum sizi. Aha çapulcu. Acımam oğlum. Acımam oğlum. 21 tane adama acımam ben kardeş. Kusura bakma. Hemen bizim çocukları salarım üstlerine. Onları bir yok ederler. Yolumuza devam ederiz. Ne kadar gün kazandık? 1.7. Hiç fena değil. Al şu esirleri de. Gelişen adamlarımız var. Onlar da gelişir zamanla. Görevimiz ne alemde? 6 gün. O biraz fazla aslında ama neyse. İdare edelim. Şimdi şöyle aşağıya doğru ilerlerken önümüze gelen veli nimetleri değerlendirmemiz gerekiyor. Evet, bunu yapmamız lazım. Mesela 23 kişi. Hiç fena değil. Hiç fena değil. Yok edeceğiz. Öldüre öldüre. Katlede katlede devam edeceğiz. Sonra da köylülere bileneceğiz. Yani bunu pek yapmak istemem ama eğer bir orduya salça olacaksan bunu önce maddi açıdan kazanacaksın. Köylülerden güzel bir şekilde elde edeceksin. Devamında da iş bitireceksin. Nah ben bunu yaparım. Nah ben bunu yaparım. Bir dakika. Bura nerede? Bura nerede? Yeşillerde. Ben buraya bir girersem yeşillerde oraya gittiğim anda bana girer. Vazgeçtim. O iş iptal. Plan iptal beyler. Plan iptal. Hemen farklı bir rotate yapıyoruz. Kırmızılara salça olamam. Morlulara salça olamam. Gözüme sizi kestirdim Pikachu'lar. Aslında yukarıda takılıp buraya salça olsak yok yemez. Tamam vazgeçtim. Ben bunlara salça olacağım. Ben buraya gidiyorum. Rotate. Yemedi abi.
kusura bakmayın yemedi. Çünkü o adamlara girersek onlar bize 2 gün sonra girebilir. Aa bak bir tanesi geldi mesela yanıma. Şuradan da biraz asker toplayalım. Şunları yanımıza alalım. Ya da almayalım. Benim dışarıda ordum var. İş iptal. Ulan ne elimize alsak elimizde patlıyor, iyi mi ya? Neyse. Şunları okutalım da. Bak. Ne dedim ben size? Bunlar iyi para veriyor. Deli para veriyor. 614 oldu. İyi oldu. Hoş oldu. Güzel oldu. Şimdi buradan da az biraz yolumuzu bu. Bulursak. Neyse benim olan tahıllar oldu ama neyse. Çok daha aldırış etmeyeceğim. Görmezden geleceğim bu seferlik. Şuradan 1300'ümüzü daha alalım. Bizim yalnız cazibeyi bir an önce geliştirmemiz lazım. Bunu yapmak gerekiyor. Bunun için de şu abime ben gideyim bir ufak tefek hediye vereyim ya. Aga selamun aleyküm. Seninle bir şey konuşmak istiyorum. İkimizin de yararına olacak bir iş var. Bak ben sana bir tane inek vereyim. Seni mutlu mesut edeyim. Teşekkür ediyorum. Ben senden o ineği 2 gün sonra alırım. Ben senden alırım. O ineğin hesabı sorulacak. Yazdım bunu bir kenara. O ineğin hesabı sorulacak. Yatsın kalksın ben buradaki şeyin peşindeyim. Yok. Bize çatışma sonrası ün lazım. Öyle çatışma dışında değil. İsmin ne? Lui Chen. Lui Chen desek sana. Tamam aklımda kalır. Lui Chen. Unutursan bana hatırlatın. Ondan o ineğin hesabı sorulacak. Yazın kenara. Şimdi biz nereye girelim? Oy, bunlar da açılmaya başlamış ya. Of, koçlarım benim. Biz morlulara girelim, morlulara. Var mı lan etrafımızda hiç morlu falan? Görünürde yok ama. Gerçi ben bu orduyla girersem bana girer mi ordu? Ulan riske de edemeyeceğim. Dur adamları geliştireyim ya. Bekletiyordum ben bunları da. Neyse. Çok da riske giremeyeceğim. Ulan 180 ödemeye başladık günlük ha. Ulan orduya bir tık ayar çekiyorsun. Ordu sana kat ve kat fazlasıyla geliyor. Şimdi burayı bir... Aha. Ama yer lan bu bize. Tutsak 12, piyade, 19 süvari. Hayatta bulaşmam. 19 tane süvari ne lan? Hayvan herif. Saldırgan bir eylemde bunun. Köyü yağmala. Ulan köye bak, benden daha fazla adam var be. Saldır lan saldır. Korkanın çocuğu olmaz. Korkanın çocuğu olmaz. Aslında onları ben kendi krallığıma bağlayabilmek için ikna edebilsem çok tatlı olurdu ama. Neyse. Ana bizde atlı adam var lan. Kanka sen yenisin galiba. Hoş geldin. Hucum beyler hucum, işlerini bitireceğiz. Hadi bakayım, güveniyorum sizlere. Ben şuradan ufak tefek bir denemelere başlayayım. Yalnız bu herifler de bana iyi deniyor. Haberiniz olsun benden söylemesi. Oha oha o ok nereye gitti ya. Tamam. İşi böyle halledeceğiz belli oldu. Dayıcım. Ben sizi biraz oyalayayım da. Ben buradan nasıl topuklarım. Ben oradan topuklarım. Ondan sonra ne yaparsanız siz yapın. Benim çocuklar arkada yok ediyor. Arkada iş bitiriyor. Ulan ben orduyu kaybedeceğim yalnız böyle giderse. Ulan kıçı kırık köye saldırdık. Köyün bile adamları bizden daha iyi lan. Vay anasını be. Ben dedim ki adamlar orakla morakla gelir. Ne orağı? Adamlar bildiğin okla tüfekle geldi geri deyiminde. Ama olsun. Hallettik. Sıkıntı yok. Kaçıyorlar. Kaçıyorlar. İş bitti. Köyün veli nimetlerinden şimdi faydalanacağız. Kaç kişi kaybettik? 2. Neyse sağlık olsun. 7.4 ün ne lan? Ay, bir an kendime geldim. Ne var burada? Lan bu ne? Lan insan az biraz tahıl mal bir şey biriktirir. Bu ne lan Allah'ını seversen? Hiçbir şey yapmamışız ki oğlum bu köyde. Ana. Kötü
köyü yağmalıyoruz. Aa, yağmalama şekli değişmiş. Gümüş aldık. Oğlum biz böyle bir yağmalarsak var ya patates oluruz ha. Biri gelse kafamıza çökse haklı. Yemin ediyorum haklı. Böyle yağmalama olur lan. Gözümde bir yandan etrafı kesiyor. Karambole bir gelirse var ya bize hart girecek. Bak bak bak, arkada köylüler bekliyor. Yattılar pusuya. Ulan iyi tahıl mahıl da aldık ama. Bu ne? Ananı, savaş açtı lan adamlar bana. Çatta fifi. Gel çatta fifi. Biz de onlara savaş açtık. Aldık mı bunları? Bakayım. Dur, bakmadan önce şunları bir geliştirek. Ne olur ne olmaz. Kaza kurşunla yolda kurban gitmeyelim. Yani mahal aldık mı biz ya? Aldıysak da emin değilim. Ama almışız galiba. Demirler biraz artmış. Şuradan da şu köylülere girelim. Ne oldu? Aa. İşine gelmiyorsa ablam kusura bakma, yol seni bekler yani. Burada işler böyle yürüyor. Gelin lan buraya çiftçiler. Çiftçiler. Gel gel gel. Gel gel, canını yerim gel. Ay. Lan ikisi de düşman ha. Hadi giyin birbirinizi bakayım. Neyse. Dur dur. Sen nereye gidiyorsun ya? Köylüleri benim elimden aldın. Onların veli nimetleri bizim olacak. Öyle yok. Öyle basıp gitmek yok. Gariplerim daha yeni de savaştan çıktılar. Onlar nasıl da yorgun. Nasıl da bitki. İnsan biraz bir şey verir lan. Neyse. Hiç mi bir şey alamadınız lan köylülerden? Şimdi bu dakikadan sonra biz düşmanımızı belirledik. Ama işte burada gezerken biraz tehlikeli sularında içine gireceğiz. Haberiniz olsun. Her türlü saldırıya açık olmamız gerekli. Bunu belirteyim. Sonradan bay efendim, niye bizim sonumuz böyle oldu olmasın. Yani babam sen de beni nereye kadar kovaladın koşturdun ya. Ulan şurada da köy var. Hii. Amanin amanin amanin. Amanin amanin amanin, bedava mal. Ne var lan burada? Şimdi öncelikle ben sizden bir tane asker alsam. Sonra da o askerle saldırgan bir eylemde bulunsam. Yani mantıklı. Sonuçta mantıklı. Yanlış anlamayın. Bunu yapmamız lazım. Şimdilik. Çok kıran kırana bir dövüş olacak. Savaş olacak burada. Benim okçum yok. En büyük problemimiz şu an o. Çocuklar. Direkt hücum. Hani borumuz varsa çalın. Öttürün yani. Benden size söylemesi. Oğlum manyak mısın sen? Niye tek başına gidiyorsun ya? Allah akıl fikir versin kardeşim. Bu ne lan? Bu heriflerde kalkan var. Oo, bu herifler bizi patates eder. Vallaha bu herifler bizi patates eder. Ulan ben şunların ilgisini çeksem. Şöyle random oklarımızı atalım. Oo, bunlar bayağı iyi vuruyor. Yani ben bunların ilgisini dağıtırken bizim çocukların mutlaka olaya dahil olması gerekiyor. Yoksa burada işimiz bayağı bir yaş olacak. Tamam güzel, benim çocuklar yetişti. Benim çocuklar yetiştiğine göre burada rahat rahat okumuzu atabiliriz. Arkadan biri bana kaktırıyor ama. Sen ne yapıyorsun oğlum? Sen ne yapıyorsun la? Şşş. Dayı, atımla izlerim seni. Yani öyle beni bayıltmış olabilirsin ama her türlü atımın çiftesine, askerlerimin kılıcına maruz kalacaksın. Güzel güzel, bizim çocuklar hemen işi halletti. Güzel. 8,4 yıl. Hiç fena değil. Hiç fena değil. Moralimizi de kazandık. Ha, bir tane, o zaman bir tane yağmacı bırakayım ben. Buradan loot'umuzu toplayalım. Yağmamıza devam edelim. Ay köylülere bak. Giremiyorlar, giremiyor. Aha koy. Hocam varsa bir iki koyun daha ateşlesene be. Teşekkür ediyorum.
Yalnız çapulcular, köylülere ben çapulculara derken bu dayı da bana geldi. Bir şey istiyorum ya. Ne dersin? Hacı bak ben sana çivili sopa vereyim. Bundan vereyim. Hatta bak bundan iki tane verebilirim ha. Bak istersen. Bunu verebilirim. Bak bundan da iki tane var. Ya ben savaşmak istemiyorum. Savaşmayalım, sevişelim oğlum. Ne gerek var ya? Altı tane varmış. Bak hepsini veririm. Hacı ben seni yalnız böyle ikna edemem gibi duruyor. Vallahi ben seni böyle ikna edemem gibi duruyor. İstersen gel biz göğüs göğüse bir çarpışalım seninle. Hani. Güçlerimiz de eşit gibi. Bilemedim de şimdi. Ulan ne var ki bunda ya? Yalnız adamda bir süvari varsa var ya beni patates edecek. Ben asker mi gönderdim? Aha zafer mi kazandım? Nasıl koyduk ama? Nasıl koyduk ama? Benim mahkumumsun artık. Hey yavrum hey be. Ulan yanlışlıkla bir şeye bastım ama neyse. Çok da problem değil. Sonuçta zaferimizi kazandık ya. Ay nasıl satarım ben bunu? İyi para edersin sen geri zekalı. Senin ne haddine lan bana salçalmak ha? Senin ne haddine gel buraya. İmparatorluk mi imparatorluk iplemez kardeş bu dakikadan sonra. Ama yağmacıları boşlarım. Başka var mı mızraklı? Senden daha rütbeli abi var mı be? Senden daha rütbeli abi var. Dur lan o daha iyi para eder. Nerede o? Şu. Şu. Bir tane daha alabiliyorum. O zaman bunu bırakalım. İki tane daha bıraksak. Şunları alsak. Tamam. Aa arbelatçı var bir tane. Bu da rütbeli bir abi. Bu da bir rütbeli abi. Onu da almamız lazım. Tamam. Malın acaba neyi var? Para ne kadar vardı lan sende? Hiç paradan bahsetmedin. Neyse ben aldım bütün mal varlığını. Teşekkür ediyorum verdiğin belli nimetler için. Fena koydum ha. Vallahi fena koyduk çocuğu. Fena koyduk çocuğu. Taktiğimizde gelişti. Süvari. Tamam. Taktiğimiz önemli. Taktiğimizi yapalım. Vallahi ben burayı yağmalamaya devam ediyorum ya. Yağmala abi yağmala. Bu dakikadan sonra kim takar ya? Kim takar? Gelsinler kapışalım. Hey yavrum hey. Yani. Ulan gelir mi kim başka biri daha? Gelirse kaldıramayız. Vallahi kaldıramayız ikinci bir darbeyi. Ama iyi mal çıktı be. Allah'ı var. Hani sağlam mekanmış. İyi yolumuzu bulduk ha. Şimdi buradan da bir şehre gittik mi? Ama gitmeden önce de şunları bitirdik mi? Ha, garibim nasıl da öyle bakıyor? Şey diyeceğim ya sana. Ne diyorsun lan? Oğlum bak benim işime karışmayın kafanızı kırarım sizin ha. Adamlara bak ya. Aldığınız para kadar konuşun birader. Ne köy yağmalamadan zafer mi kazanılır? Allah Allah. İyi adamlar beslesin biz de mal mal izleyelim. Oldu başka bir şey. İstiyorlarsa söylesinler. Kanka. Ne var elinde? Yük beygir var. Vazgeçtim. Elinde ne varsa teslim ol. O 11 yük beygirini bulamazsam kafanı kırarım seninle. Hemen. 1.4. Güzel. Şimdi. Yok sen gelme la sen gelme. Sen ameleymişsin. Dur. Hani bunun 10 tanesi nerede? Ya yalan söylüyorsunuz ya. Vallahi ulan köylü de sahtekar olmuş ha. Vallahi köylü de sahtekar olmuş. Yalnız biz ilerleyemiyoruz. Artık biraz hızlansak mı hani? Sonuçta işimiz var, gücümüz var kardeş. Yani
Bu işler böyle. Vuracağız alttan alttan kırbacı. Vuracağız alttan alttan kırbacı. Onlar yukarıda birbirini yerken hop içeri kaktıracağız kendimize. Ama bunu yaparken işte ordumuzu olabildiğince aktif bir şekilde yükseltmeli ve onların ihtiyaçlarını gidermeliyiz. Ablam senin neyin var? Ha. Bana ne ya? Bana ne? Onlar benim derdimle tasamla uğraşıyor. Bu uğraşmıyor. Ben niye uğraşıyorum abi? Yani bana ne? Şimdi. Uf, lan nereye? Aa, domuz var lan. Neyse. Domuz da iyidir. Satarız. Umarım mallarlarınız üzerimdekileri karşılayabilir beyler. Hani benden demesi peşin peşin söylüyorum. Vallahi sağlam çarıkla geldik. Yani enayi malı bunlar. Enayi malı. Ulan şunları satsam mı ki ya? Ya ben atlı şu anlık bir şey yapmayı düşünmüyorum. Aynen. Ben bunları bir satayım. Vallahi nasıl? Nasıl biliyor musun? Paraya bak paraya. Paraya bak paraya. Ulan ben buradan var ya bir kervan çıkarsam. Ama bizi öbür tarafta yerler. Vazgeçtim. Bizi öbür tarafta yerler. Hiç o topa gerek yok. Demirciye girsek şöyle ufak tefek bir şeyler arasak aslında. Bunun için de zaman mı lazım? Neyse. Şimdi asker alamıyoruz. Han bölgesine gitsek, esirlerimizi okutsak, ulan çok iyi para yaptık be. Vallahi çok iyi para yaptık ha. 18K. İtlik. İtlik bizim işimiz. Köy baskınlarının %10 daha hızlı. Köy baskınlarının %5. Ya para adamın içine cezbetmiyor mu şimdi ya? Para cezbetmiyor mu sizi de ya? Arkadaşlar vallahi hani güzel bir işe imzamızı attık da bunun devamı ne olacak, ne bitecek? Bunu ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz. Yani şu an kasmamız gereken bir ün var. Bu ünü kasacağız. Başka çaremiz yok. Bak ya şimdi açılmış. Yeni parti oluşturabiliyoruz. Yeni parti aslında bir oluşturalım. Kim rahatsızdı? Şu tipini attırdım rahatsızdı sanki. Senin durumun ne lan? Ne yapıyorsun sen? He, şimdi ben göreceğim seni. Hadi. Hadi git hayatta kal. Git hayatta kal. Allah'ın sana asker de verdim. Gerçi ben vermedim. Sen kendiliğinden aldın. Oğlum çok masraflı da olma lan. 360 günlük girecek bir tarafımıza. Hacı, hayatta sana bol şans diliyorum. Kendine iyi bak. Görüşürüz, tamam mı? Öpüyorum yanaklarından. Bay bay. Bay bay. Canım benim. Nasıl girecekler buna birazdan? Ben esir düştüm aga beni kurtar diyecek. Ondan sonra gidecek köylülere girmesini öğrenecek. Ya vereceğiz vereceğiz. Hepsinin dersini vereceğiz. Ama bu bölümlükte arkadaşlar bölümün sonuna geleceğiz. Kendinize iyi bakın. Umarım keyif almışsınızdır, eğlenmişsinizdir. Ben aslında bu bölümden baya baya tatmin oldum. Ama devamı ün kasarak gelecek. Salça alacağız hala. Gideceğiz. Onları bitirmek için elimizden geleni yapacağız. Sonrasında da ne yapacağız? Kalemizi alacağız. Refaha ereceğiz. Değil mi? Ereceğiz. Babaya ereceğiz. Biz onu aldıktan sonra bütün millet bize garanti girecek ama neyse. Hadi hayırlısı.